Herkese merhabalar, ben İlker Karaca. Bugün sizlerle birlikte her araba kullanıcısının, her bisiklet sürücüsünün mutlaka ama mutlaka çantasında yanında olması gerektiğini düşündüğüm bir ürün inceliyoruz. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin taşınabilir elektrikli hava kompresörünü inceleyeceğiz. Ürün Türkiye'ye yeni geldi ve kutusu bu şekilde. Hiç kutu açılışıyla uğraşmayacağım ben. Kutunun içinden neler çıkıyor? Kompresörümüzün kendisi çıkıyor. Burada hortumumuz çıkıyor. Bunu birazdan nasıl monte edeceğinizi göstereceğim. Aynı zamanda içerisinde hem yedek uç başlık çıkıyor. Bir adet burada iğne çıkıyor. Bu iğne zaten bunu hatırlıyorsunuzdur. Eskiden bisikletlerimizin lastiklerini ya da futbol toplarımızı şişirmek için kullanırdık. Yine aynı iş için kullanacağız. Bir adet iğnemiz var. Ve bir adet de micro USB kablomuz var. Çünkü bu ürün şarjlı bir ürün. Herhangi bir şekilde elektriğe takmanıza gerek yok. Aynı zamanda yanında çok şık bir taşıma kılıfı da çıkıyor. Aynı zamanda kılıfın içerisinde de küçük bir bölme var. Bu bölmeye de işte bu şarj kablosunu, buradaki yedek uçları, hatta hortumunuzu koyarak taşıyabilirsiniz. Gerçekten kutusunun içerisinden ne çıkması gerekiyorsa onlar çıkmış. Şimdi isterseniz biraz üründen bahsedelim. Şimdi bildiğiniz gibi lastiklerde hava basıncının önemi çok çok büyük. Yani lastiğin havası, hava basıncı ne kadar az olursa veya olması gerekenden yüksek olursa sürüşünüz o derece kötü etkilenebiliyor. Yani hem lastiğin ömrü çabuk bitiyor, hem yakıt tüketiminiz artıyor, hem de çok daha önemlisi, bakın, canınız tehlikeye giriyor. Bu hangi elektrikli ya da işte içten yanmalı motora sahip hiç fark etmez. Arabalar, skuterlar, motosikletler, bisikletler, bunlarda lastik basıncınız eğer olması gerekenden daha azsa bu çok büyük tehlikeli bir durum. Yani yola tutunmanız, her şeyiniz değişiyor. Aracın dinamikleri değişiyor. O yüzden zaten uzmanlar da her hafta aracınızın ya da işte bisikletinizin, skuterinizin lastik basıncını kontrol etmenizi öneriyor. Zaten ideal lastik basınçlarını kullandığınız bu araba ya da bisiklet, herhangi bir şey, kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz. Lütfen ama lütfen bunlara çok fazla dikkat edin. Evet, bu kamu spotundan sonra ürünümüze geri dönebiliriz. Bence Xiaomi'nin ürettiği en güzel ürünlerden bir tanesi olmuş alanında. Şimdi yukarıda bir adet ekranı var. Bu ekran şu anda aktif değil. Hortumu takmamız lazım. Alt kısımda burada tuşlar bulunuyor. Bu tuşlar, ortadaki tuş aktif etme butonu, başlama butonu da diyebiliriz buna. Hemen soldaki, gördüğünüz gibi, burada ışık yakma butonu. Şu an ürün kapalı. Alt kısımda bir eksi butonumuz var. Üst tarafta artı butonumuz var ve burada da değiştirme butonumuz var. Bunların nasıl kullanıldığına zaten geleceğiz. Burada bir adet USB girişimiz var. Bu Type B girişi, yani micro USB girişi, kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Yani bu şekilde buralardan da büyük ihtimalle havayı alıyor ve sonrasında veriyor. Üst kısımda bir adet flaşımız var. Bu güzel bir fener aslında. Bayağı işe yarıyor. Ve burada da gördüğünüz gibi delikler var. Bu hortum kutusunun içerisinden çıkıyor. Şu şekilde takacaksınız hortumu. Bakın. Ya oldukça basit bir kullanımı var. Şöyle güzel bir şekilde sıkalım. Ve yani normalde şöyle bir ürün. Ve bunu çıkardığınız zaman gördüğünüz gibi aktif oluyor. Şu an kamerada titrese bile normalde herhangi bir şekilde titreme yapmıyor ürün. Bakın, gördünüz mü nasıl çalışmaya başladı? Şu anda gördüğünüz gibi 0 PSI değeri gösteriyor. Çünkü ucu boş. Bu aynı zamanda bir lastik basınç ölçeri. Yani lastiğinizin basıncını önce ölçüp ondan sonra da hava basabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bunu lastiğin ucundaki o siboba ya da adı neydi onun, oraya takmak. Sonrasında lastik basıncınızı görebilir ve ideal seviyeye çıkarabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Hemen onu da göstereyim. Bakın, burada mod değiştirme tuşları var. Bastım. Mesela şu an bisiklet geldi ve 45 PSI'miş mesela bisikletlerdeki uygun değer, veya bunu siz kendiniz de arttırabiliyorsunuz. Bakın, 47, 48, 49. Ve motosiklet geldi. Burada gördüğünüz gibi 2.4 bar diyor. Sonrasında yine 0.25 bar diyor arabalar için. Bunu yine zaten kafanızın içerisinde o direkte bar ve PSI değerleri yazıyordur. İsterseniz direkt buradaki bar değerini çok kolay bir şekilde PSI'ya da çevirebiliyorsunuz zaten. Ve gördüğünüz gibi top işareti vardı. Yani bununla basketbol, futbol toplarınızı vesaire de
şişirebilirsiniz iğneyi kullanarak. Şimdi isterseniz ufak bir video var. Bu videoda hem scooter'ın nasıl lastik basıncını ölçtüğümüzü görelim, hem de sonrasında scooter'ın lastiğini nasıl ölçtüğünü, nasıl şişirdiğini görelim. Sonrasında ise birkaç teknik bilgi verip videoyu noktalayacağım. Evet, yapmamız gereken şey sadece hortumu yerinden çıkartmak. Sonrasında otomatik olarak açılıyor air pump. Ve gördüğünüz gibi monte ettiğimizde oraya güzel bir şekilde şu anda lastiğin içerisindeki hava basıncını görebiliyoruz. Bu arada ekran videoda titriyor. Normalde titremiyor. Ondan emin olabilirsiniz. Şu anda lastiğin içerisinde 49 PSI'lık bir hava varmış. Yani normalde lastiğin üzerinde yazan zaten 50 PSI. 1 PSI eksikmiş. Şimdi lastiği komple söndüreceğiz ve tekrardan hava basacağız. Evet, şu anda scooter'ın lastiğini tamamen indirdik. İçerisinde hiç hava yok. Zaten 0 PSI yazıyor. Görüyorsunuz. Yapmamız gereken şey, bakın burada zaten listede modlar var. Bisiklet, motosiklet, araba ve futbol topu. Ben buradan 50'ye en yakın olanı seçiyorum. Ve sonrasında üstteki tuşa basarak 50 PSI'ye getiriyorum. Ve ortadaki tuşa bastığımda hava şişirmeye başlayacak. Bakalım. A few moments later. Evet, gördüğünüz gibi şu an 1 dakika gibi bir sürede 50 PSI scooter'ımızın lastiğine havayı bastık. Bakın burada zaten tekrardan ölçüyor. Şu anda lastiğimizi tamamen şişirmiş olduk. Sizler de aynı şekilde bisikletinizi, arabanızın lastiğini, motosikletinizin lastiğini veya futbol, basketbol toplarınızı Mi Hava kompresörüyle bu şekilde şişirebilirsiniz. Evet, videoları sizler de gördünüz. Scooter'ın lastiğini çok hızlı bir şekilde şişirebildik. Aynı zamanda scooter'ın lastiğindeki lastik basıncını da ölçmüş olduk zaten. Şimdi biraz ürünün özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Üründe dijital basınç algılama var. Bu zaten az önce bahsettiğim şey, basıncını ölçebiliyorsunuz lastiklerin. Ve belirlenen PSI veya bar değerinde duruyor. Yani eğer siz lastiğe 50 PSI basacaksanız buradan ayarlıyorsunuz veya diyelim, yani bu futbol topu için geçerliymiş tabi. Şöyle yapalım. Mesela 50 PSI basacağım. Bunu ayarlıyorum ve sonrasında 50 PSI'ye geldiğinde kendi kendine hava basmayı durduruyor. Tek şarj ile 150 PSI hava basabiliyorsunuz. Bu ne demek peki? 8 tane bisiklet lastiğini şişirebiliyorsunuz. 5 adet de araba lastiğini şişirebiliyorsunuz. Bu arada araba lastiğini 6 dakikada şişiriyor. Yani arabalarda 30 PSI desek biz lastik basıncına, işte 150 falan yapıyor zaten aşağı yukarı. 6 adet motosiklet lastiğini yine 6 dakikada şişirebiliyor. Bu arada her lastiği 6 dakikada şişiriyor. Bunun tekrardan altını çizelim. Ve 41 adet futbol topunu 1 dakikada şişirebiliyor. Yine her topu 1 dakikada şişiriyor tabii ki. Üzerinde dahili bir ışığı var ve karanlık ortamlarda çok yardımcı oluyor bu. Yani en azından şişirdiğiniz şeyi ya da lastiğin şişme durumunu vesaire görebiliyorsunuz. İçerisinde lityum batarya mevcut ve micro USB ile şarj olduğunu söylemiştim. İçerisinde 2000 mAh'lik bir pil var ve 3 saatte tamamen şarj olabiliyor. Bu ürünü satın almak istiyorsanız gittigidiyor.com Jetport mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda market.miui Türkiye'yi de ziyaret edebilirsiniz. Beni İlker Karaca MTG Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın.